Merhabalar. Şimdi altyapının skecini izleyeceğiz. Unut Fakirin Ekmeği. Eski sevgiliyle alakalı bir skeç. Ben şu anda... Sen eski sevgiliyle alakalı bir skeci sunmayı mı istedin? Ya ben aslında sevgiliyle ilgili bir skeç sunmayı istedim. Eski sevgili çıkınca da biraz korktum. Çünkü bugün Fatma'nın doğum günü. Hiç gerek yok. Eski sevgililere bahsetmeye şu anda hiç gerek yok. Riske yani. Girmiş oldu. Hatta iki doğdum Fatma falan mı dedim acaba? Böyle seyirciyi gaza getirdim. Sonra dedim gerek yok ona da. Yok yaptık. İki doğdu Fatma ya. Evet ne iki doğmuş. Hediye aldın mı? Aldım abi. Ne aldın? Kolye aldım çünkü geçen sene çok kötü bir kolye almıştım. Bu sene affettirmek için. Yani şöyle bir şey oldu. Geçen sene Hamza da kız arkadaşına bir kolye almış. Renk değiştiren bir kolye. Ha. Bana çok övdü. Dedi ki harika bir şey. Yani aklı dedi gidecek yani. Kıyafetle değiştiriyor, ortama göre renk değiştiriyor falan. O neymiş ya? Ben çok yükseldim abi. Geldi gerçekten böyle... Hani böyle yılbaşı çekilişlerinde sevmediğim bir arkadaşım verirsin böyle. Çok Fatma zaten bir ay sonra kaybetti onu. He. Ondan sonra iki ay sonra buldu ben üzülünce falan. Bu sene öyle bir telafi için. Güzel bir kolye aldım. Güzel bir kolye aldım. Bu sefer beğendi. Geçen hafta Berfu'nun doğum günüydü. Ben böyle Instagram fotoğraflarımızdan birinin yağlı boya tablosunu yaptırdım. Kahkahalarla güldü bana bir gün ya. Bu ne biçim hediye diye ergen miyiz biz bu lisede olur falan diye. Yağlı boya... Tablo evet, yaptırmak... Güzel bir hediye aslında ama... Güzel değil miydi abi? Güzel bir hediye değil mi ya? Yani... Hediye şu an... seçmek zor herhalde. Hediye seçmek yani. Gerçekten zor bir şey artık ya. Yani şaşırtmak çok zor insanı ya. Unut Fakirin Ekmeği skeci geliyor. Birsel'le Ozan Sertdemir yazdı. İyi seyirler. Ya aşkım. İşte bizim okul burası da. Ne güzel. Aşkım sizin okulun adı Sefa Lisesi değil miydi? Yok bizimki ya benim dönemimde Vefa Lisesi'ydi. Ondan sonradan Cefa oldu. Bir ara Feda dönemi dediler. Ondan sonra da Sefa Beşiktaş gibi şampiyonluğa doğru yardırıyor okul vallahi. Garip bir okul. Ne güzel aşkım. Ya harika. Gel şöyle geç. Aşkım lise vallahi önemli. Ben ne kazandıysam lisede kazandım. Aşkım sen liseden üniversite bile kazanamadın. İnsan kazandım. Of. Öyle bak hayatım insan ben okulda çok popülerdim. Ciddi misin? Vallahi herkes beni parmakla gösterirdi. Tabii. Sergen. Sergen bak bak burada ne var bak. Aşkım seni parmakla gösteriyor. O parmak değil hayatım ama. bak Sergen burada ne var bak. Lan kaç yaşına geldin hala yiyorsun. Aynen. Kızla geldik gördün mü? Oğlum sen ne gevşek bir adam çıktın. Gevşek ya. Vallahi çok severler beni. Hep böyle okul şaka maka. Tabii hep söyleydi ya. Hiç bahsetmemiştin ya bunları. Aa. Pilav günü be. Tabii ki. Aha Necati. Aman Necati diyorum neydi lan bunun adı? Ufuk. Ufuk. Vallahi çok yakın arkadaşımdı o dönem. Ufuk, ne haber kanka? Ufuk. İyi kanka. Hatırlamadın mı beni? Hatırlamaz olur muyum ya? Aslan. Koç. He? He? Aslan parçası. Harf alayım. Sergen. 11C'den Sergen. He, yavşak Sergen. He, değil. Hatırladım. Aşkım. Bit yavrusu anlamında. Ben lisedeyken çok kısaydım. Onlar bana hep bit yavrusu diye vallahi sesleniyorlardı. Vallahi şimdi hatırladım. Bak bir gör, boyu var ya bak şu kadar bir şeydi. Evet o kadar. Buralarda. Hala o kadar. Uzatma lan Allah Allah. İşte. Vallahi tanıştırayım. Kız arkadaşım Tuğçe Ufuk. Çok memnun oldum. Var mı bir lakap? Yok ya dümdüz Tuğçe. Yok lakap. Ha, ben böyle lakaplarla hatırlıyorum da öyle kodluyorum. Aşkım ben bir helaya gideyim. Helal mı? Ay çok pardon çok ayıp. Ağzından kaçıyor öyle. Ben bir ayak yoluna gidip geleyim. Sen? Tamam ileride şurada sağ. Okulun içinde. Tamam. Sağda. Tamam. Angut Tuğçe. Oğlum. Öyle kodladım ben. Çok yakıştı. Oğlum sen bizi niye hatırlamıyorsun ya? Ne kadar ayıp ya kızın yanında. O kadar ama geldik geçmişimiz var. Ya. Allah Allah ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Aa, nasıl serbest meslek işte takılıyoruz. Valla. Sen ne yapıyorsun? Valla ben. Bunun ne işi var lan burada? Bu kim? Oğlum Gülcan işte. Hangi Gülcan? Lan eski sevgilin vardı ya hani okuldan. He, motor Gülcan. Oğlum sen yengen hakkında yüzümün. Eskiden de olsa yengen de o senin. Lan saçmalama lan. Motor teknik meslek lisesinden gelmedi mi bizim okula? Ha, öyle kodlamışım aynen. Ben. Oğlum bu kız bana var ya deli aşıktı ha. Manyak gibi aşıktı bu. Belalım gibi bir şey lan. Unutamamıştır falan beni aman Allah korusun ha. Harbi mi lan? Vallahi. İyi tamam ilik gibi olmuş. Git yapış ben Angut'u oyalarım.
bak hala sapıklık, abazanlık peşindesin. Yapma. Ne alakası var oğlum, ya? Oğlum kız gelirse beni oradan görürse ne diyeceğiz? Ne tamam kankam deriz ya, kankam deriz. Kankam. Ya niye yalan söylüyoruz durduk yere? Beyaz yalan bu ya. Lan yalanı rengi mi olur? Yalan ırkçılığı yapma burada. Sen ne anladın? Neyin mesajını kime veriyorsun ya? Mal mısın oğlum sen? Ne alakası var? Ben şununla konuşayım. Olay molay çıkarmasın belalı tamam. Bir kız. Ben buradayım, şey yaparım. Tamam. Yardım ederiz ya. Gülcan, bugün olay çıksın istemiyorum Gülcan, tamam mı? Ben sizi hatırlayamadım. Şey ben? Harf alayım. Allah Allah, Sergen. Hangi Sergen ya? Yavşak Sergen. Oğlum ya! Hatırladım. Hani ilişkimiz vardı bizim o zamanlar. Evet evet, ya sen biraz değişmişsin tabii. Evet tabii, orta yaş, karizma getirdi birazcık. Aynen, saçların dökülmüş, böyle göbeğin çıkmış, yüzün kırışmış, garip bir şey olmuşsun. İncinmişim yani. Yani öbürünü söyleyemedim. Ya, okumuş abi. Kadınsın sonuçta. Bak Gülcan, ben hayatıma bir çeki düzen verdim. Artık böyle güzel bir hayatım var. O yüzden unut artık beni, tamam mı? Biz ayrılalı 10 yıl oldu Sergen. Oğlum yenge geliyor. Hatta ne yenge geliyor? Yıllar mı sayın lan? Neyse yenge geliyor. Bana bak, tamam. Yenge, yok. Sevgilim geliyor lan. Sevgilim geliyor, sevgilin tamam mı? Sevgilin kim ya? Angut Tuğçe. Oğlum sus lan artık. Tamam. İnsanları böyle hatırlama ya. Kodluyorum lan. Bana bak, öpüşmedik biz, tamam mı? Öpüşmedik zaten. Hayır, lisede öpüşmedik. Lisede de öpüşmedik. Hadi ya. Lan o kadar sevgiliydiniz, niye öpüşmediniz? Sana ne lan? Sana ne? Tamam. Tamam, bana bak, bundan sonra en yakın arkadaşımsın sen, tamam mı? Yazıklar olsun sana lan. Hani bendim en yakın arkadaşım? Ulan adımı bile hatırlamıyorsun. Yavşak. Oğlum sus artık ya, Allah Allah. Tamam, kankamsın sen, tamam mı? Tamam. Aşkım nerede kaldın ya? Büyüktü. Ne oldu? Yenge, biz bu detayı niye biliyoruz? Okul büyüktü anlamında söyledim. Siz ne anladınız? Biz de öyle anladık. Gel aşkım, sevgilim. Çok özür dilerim seni. Aşkım sonuçta, sevgilim. Aşkım, beni utandırıyorsun. Aşkım. Ya. Kanka siz hiç öpüştünüz mü? Hayır. Aşkım ya. Aşkım mı? Ama niye ki şimdi? Sevgilim ya. Anladım, evet. Bu hanımefendi kim aşkım? Bu mu hanımefendi? Evet. Lan bunun neresi hanımefendi? Bu Gülcan, erkek Gülcan en yakın arkadaşımdı değil mi? Aslanım benim. Aynen. Ben. Gel lan buraya. Gel buraya. Hayır. Eski günlerdeki gibi. Gel güreşeceğiz, ver eli. Ver eli. Aynen. Aslanım benim, yiğidim benim. Gel. Koçum. Kız. Eski kız. Günlerde de böyle yapıyorsanız olmaması normal. Oğlum. Oğlum. Ah be. Tertip, ben kaçayım çok. Tamam. Hayır, madem en yakın arkadaşısın, biraz gıybet yapalım. Ne gıybeti ya? Bu Sergen'in lisede bir belasızı var mı? Sen tanırsın. Tanımıyorum. Yok ya, nereden tanırsın? Ben de tanıyorum. Sen tanıyor musun? Aa, ben tanıyorum ya. Eski kız arkadaşı da belalı değil ya. Malın tekiydi. Heh, mal da olsun. Bak, biz bir gün... Hiç unutmuyorum. As. Ya lise çıkışı, tamam mı? Bunu çevirdik, şaka yapacağız. Taktık kar maskelerini. Öh dedik, aldık bunun çantasını, cüzdanı bir açtık. 2000 lira. Bir uzadık var ya. Hiç şaka maka da demedik. Bizi hala hırsız sanıyor. Ben pilav alayım ya. Hakkını helal et. Hak geçmesin. Bu da böyle bir çocuk işte. Tamam yeter artık. Hayır dur. Bu Sergen biliyor musun neler yaşamış o kız yüzünden? Ya. Ailesiyle arası bozulmuş, işten atılmış, iki yakası bir araya gelmemiş. Ama artık sen varsın aşkım. Evet, hepsi geçti. Sen varsın değil mi? Varsın ben artık. Varım. Ben de acıyorum, ayrılamıyorum. Ne? Evet. Ne oldu aşkım? 10 yıllık travmaları var sonuçta. Benim sayemde iyileşiyor. Siz psikolog musunuz? Hayır ama Kırmızı Oda izliyorum. Olsun, olsun. Olur. Aman boş ver be. Zıkkım karının tekiydi zaten. Onu mu anacağız şimdi? Boş ver gitsin ya. Aynen ama. Be. Lanet olsun gitsin, defolsun be. Tabii canım, boş ver. Evet, boş bir ver. Sürü travma yaratmış onda. Evet. Ya bu travmaları ben çok merak ettim ama. Nasıl, ne yaptı da bu kadar travma yarattı? Konuşmaya gerek hayır, yok ki. Hayır. Ona ıslak havluyla vuruyormuş. Evet, sırf bu yüzden günde 2 kere duş alıyormuş. Ben Sergen etkilenmesin diye her yerimi ıslak mendille temizliyorum. Aşkım, arada kokuyor ama olsun. Aşkım, olsun aşkım. Ne kadar saçma bir kızmış bu ya. Evet, böyle, tamam, böyle. Hayır, böyle yaralarını yasaracağım ben. Siz doktor musunuz? Hayır ama Ferhat Göçer dinliyorum. Ben anladım sizi. Siz süper bir ikili olmuşsunuz. Vallahi geçmişin peşini bırakın. Lanet olsun, gitsin o kız. Hayır. O kızı bulayım, ben kendi ellerimle hapse tıkayacağım. Polis misiniz? Hayır ama ÇG Batuhan fanıyım. Gel abi, sen pilavcısın. Bugün senin günün. Gel ya, anlayın. Pilavcı! Bu pilavı gören nohutlar sıraya giriyorlar. Abi beni de haşla. Abi beni de haşla. Çok iyi pilavcı ya. Pilavcı oğlum, Numan bu. Hangi Numan? Kantinci Numan. Ha, şerefsiz Numan. Oğlum ama her adama... Ya ayıp ya. Ya ne şerefsizimi gördünüz ya? Tamam,
Çift kaşarlı tostu tek kaşarlı koymuş olabilirim. Köfteyi kıkırdaktan yapmış olabilirim. Hediyedir satılmaz denilen kolayı satmış olabilirim. Çocukları kantinde kumar oynatmış olabilirim. Çoluğu çocuğu kötü yola düşürmüş. Ben ne şerefsizmişim ya. Hak verdi ya. Alsın, olsun canım, öyle deme ya, olsun. Aşkım sen bize iki pilav mı alsan acaba ya? Aa, olur bal porsum. O zaman gel. Tamam, olsun, olsun, olsun. Pilav. Neli pilav istersiniz? Neli var? Ciğerli, nohutlu, salatalı. Salatalı, nohutlu, ciğerli. Ciğerli, nohutlu, salatalı, cheesecake'li, frambuazlı, kuşbaşılı, kaşarlı. Ama bunlar çok kötü menüler. Düz pilav yok mu? Ya düz pilav mı kalmış sen daha? Ya ne yapalım o bir şey? Sana Numan abinin spesiyalinden yap. Gülcan tamam, ağlayacaksan ağla, şey yapma ya. Ya niye ağlayayım, manyak mısın ya? Git, vallahi unuttum ben seni. Yemin ederim unuttum. Git, defol ya. Ooo, gençler! Hoş geldiniz ya, hoş geldiniz. Bu kimdi lan? Oğlum okul müdür işte, Engül Hoca. He, götelek Engül. Oğlum hatırlama, sen de birini hatırlama. Kurban olayım, tamam hatırlama ben ya. Vay ya, en sevdiğim öğrencim gelmiş ya. Seni unutmak mümkün mü be? Hocam! Çekil lan şuradan. Hocam. Canım. Nasılsınız? Vallahi çok özledim ya. Sağ olun. Sizi buralarda görmek şeref, yemin ediyorum. Vallahi. Ben de buradayım hocam. Sen kimsin? Allah. Sergen hocam, 11C'den. Hangi Sergen? Yavşak. Tamam! Sus lan. Boş verin hocam. Ben de bir dönem bu okulda okumuştum ya. Öyle. Evet aşkım. Pilav 30 lira diyor. Yuh. Hocam pilav gününde pilavı paralı mı satıyorsunuz? Çünkü kimse maaş yapmıyor. Kimse maaş yapmıyor. Bu okul nasıl ayakta duruyor sanıyorsunuz ya? Yarın öbür gün çoluğunuz çocuğunuz olacak. Burada okulumuz, biz burada okuduk diyeceksiniz. Yerinde okul yok. 6 kere değişti lan bu okulun adı. Farkında mısınız? Evet. Allah'tan Gülcan Hanım var da o bağış yapıyor. Çok zenginim evet. Çok sağ olun. Gerçekten ama sırf bağıştan değil yani, şeyden de gerçekten. Evet biliyorum, biz ben zaten şimdi de bağış yapmaya geldim. Hiç şey değil ya, ben geçen gün buraya heykelini diktireyim dedim. Beton yetmedi. Çok sağ olun ya. Vallahi iyi ki varsınız. Arabanın arkasında bilgisayarlar var. Siz onları da alın, buraya getirin. Hangi araba? Benim araba var ya, büyük jip. Hep böyle yapıyor. Hemen gidiyor. İşte tuhaf bir adam. Aşkım ya, ödedin mi sen onu? İstersen al sen onu öde, öyle gel. Ödeyim geleyim. Evet evet, hemen öde gel. Tamam o zaman. Vay be. Ay Sergen. Benden sonra evlenemedin demek ha. Helal olsun be. Ne oldu? İşe mi verdin kendini? Kimse bakmadı mı sana? Ya seni kim ne yapsın zaten? Sana kim niye baksın ya? Evde mi kaldın sen? Şey evde mi kaldın? Bakmamışlar lan buna, gördün mü? Benden sonra kim baksın oğlum? Bir bakmadım. Ben baktım, o da sevap diye zaten. Kocacığım. Heh, geldim aşkım. Kocacığım mı? Heh, merhaba, ben Fatih. Kocacığım. Memnun oldum. Ben de Sergen Göt oldum şu an abi. Nasıl? Lakap şeklinde. Heh, anladım. Lakap. Tamam, çok memnun oldum. İyi eğlenceler. Aşkım, şey, arabayı valeye bıraktım. Aşkım, vale değil o ya. Müdürü gönderdim ben arabaya. Müdür mü? Cebine para sıkıştırdım, hayır demedi. Demez ya, götelek Engür. Allah Allah, enteresan bir yerim. Öyle bir adam. Neyse. Aşkım. Ya bahşiş vermiş, onu anlatıyor. Şov peşinde her zamanki. Sen bunun nesini kıskandın? Ne yaptın aşkım? Nasıl geçti günü? Aşkım ne yapayım ya? Her zamanki şeyler işte ya. Yani her zamanki şeyler işte. Ne yaptım? Şirkete gittim işte. Bazı hisseler vardı. Onlarla uğraştım. Daha sonrasında ata bindim. Daha sonrasında aşkım şirkete gittim işte. Jukcoin vardı. Jukcoin'e biraz yatırım yaptım. Daha sonrasında brunch yaptım falan yine. Ya her zamanki şeyler aşkım. Neyi soruyorsun ya? Tabii. Sen ne yaptın lan bugün? Baba uyandım. Yüzümü yıkadım. İnternet kafede 3 bölüm Kurtlar Vadisi çaktım. Sonra çıktı aldım, babamı dükkana götürdüm. Vakit geçirmece aynı ya. Klişe işte. Anladım. Senin bir tık üstün Elon Musk ya. Değil mi? Vallahi bu kadar yorma kendini. Kendine vakit ayır gün içinde. Aşkım yaptım. Heh. Ödedim de. Aşkım ama bunda ketçap yok. Aşkım sen nasıl bir fakirlik yaşadın? Ketçap olmaz mı? Biz sıkıyorduk üstüne aşkım. Bir ketçap alıp gelsen sen. Allah. Tamam o zaman ben alayım. Gıcık oldum ha, artist ha. Aynen öyle ya, ketçapsız pilav mı olur? Oğlum ondan mı bahsediyorum? Adamdan bahsediyorum ha. Ben ya, Allah Allah. Tamam, tamam. Bana bak, sen bu herifi şey yap, ben bu Gülcan'la konuşacağım. Beni kıskandırmaya çalışıyor, fark etmedin mi? Fark ettim ya. Herifi biraz oyala sen. Tamam. Fatih miydi lan adı? Ne bileyim, Fatih miydi? Değil. Fatih abi. Heh, hop. Üç dakikan var mı ya? Heh, var, söyle bakalım. Heh, heh. Abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Demin Jukcoin diyordun ya. Abi benim de böyle biraz... Ya, as. Ayıptı söylemesi, kenarda bir birikmiş param var da ben de değerlendirmek istiyorum. Ha, şimdi şöyle, ya bu işe girdiğin zaman bu işteki parayı unutman lazım. Ne kadarlık bütçen var? 250 TL. Sen niye unutmadın lan hala o parayı?
Neyini hatırlıyorsun oğlum 250'nin? He? Ama Fatih abi. Şaka yapıyorum ama unut onu değil mi? Öyle şeylere giriyor. Allah Allah. Vallahi, ben de ciddi söylüyorsun sandım. 250 lira iyi para abi. Peki mesela ben neye yatırayım bu parayı? Sen ciddiymişsin. Sen ne yap biliyor musun kardeşim? Sen pirinç al suya yatır. Belki değerlenir, pilav olur. Anladım abi, tamam. Can Hanım, şovunuz bitti. Aşkım, ketçap tamam. Aşkım ya, ayran yok. Ayran mı? Ayran aşkım, bir de mayonez üstüne güzel şöyle. Ama mayonez olur mu bunun için aşkım? Niye olmasın aşkım ya? Allah Allah, frambuazda oluyor da mayonez niye olmasın pilav? İyi, ben senin mideni. Tamam. Bekleyin o zaman bak. Tamam, mayonez. Bekliyorum. Bitti mi şovunuz? Bittiyse alkışlayalım. Ne oldu? Sen manyak mısın? Kızı da gönderip duruyorsun. Deli misin? Ne şovu Allah ya? Allah Allah. Beni kıskandırmak için bu adamla mı takılıyorsun şimdi? Oğlum sen deli misin lan? Evlendim ben, evlendim. Evlendim ya. Evlendin mi? Ya benim evladım bile var. Ev... Köpek mi sahiplendin? Ne oldu? İnanmıyorum ya. Köpek mi sahiplendin? Anne! Nasıl? Anne. Yapmışım. Ver oğlum. Fatih. Ver Fatih. Kış... Maşallah. Oğlum gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya oğlum. Bak ileride olmayacağın bir insan portföyü. Buna iyi bak. Ne bu? Ne kadar tatlısın sen. Adın ne senin? Feyyaz. Aa çok güzel, memnun oldum. Obeziteli birey Feyyaz. Öyle kodladım. Feyyaz mı? Çocuğa benden esinlenip isim mi koydun? Seninle ne alakası var ismin ya? Ne demek ne alakası var ya? Beşiktaş'ta Metin Ali Feyyaz'dan sonra kim geliyor? İlhan Mansız. Tamam başka? Pascal Numan. Tamam sen ne anlıyorsun futboldan? Ufuk, Beşiktaş'ta Metin Ali Feyyaz'dan sonra kim geliyor? Deli İbo. Başka? Takoz Recep. Başka? Şifo Mehmet. Unut lan artık şu lakapları. Başka kim geliyor? Lakapsız. Atiba. Heh, onun hocası. He, Şenol Güneş. Sergen lan! Sergen! Tamam, kanka tamam ben son bir yıldır bakmıyorum. Yoksa Sergen Yalçın bilir. Allah Allah! Tamam, doğru. İşte şeye, çocuğa Feyyaz koymuş. Benden esinlenmiş. Niye? Unutamadı çünkü hanımefendi beni. Hala reddediyor. Ne oluyor ya burada? Ya senin bu karın gitmiş. Ha. Benden esinlenip beni... Şu coin değerli mi ya? Ne diyorsunuz? Pilava yatır kanka. Öyle mi diyorsun? Tamam. Ne diyorsunuz Sergen, ne siz ya? Ne saçmalıyorsunuz? Tamam, ne oluyor burada? Fatih ben sana her şeyi anlatayım aşkım. Sergen benim eski sevgilimdi liseden. Onu ıslak havluyla döven sen miydin o şerefsiz? Bu, bu. Sen miydin o? Ablacığım öyle bir şey yok ya. Niye ıslak havlusu? Nasıl bir fantezi bu ya? Yok öyle bir şey. Biz sakince ayrıldık, gittik bu kadar. Doğru mu bunlar? Doğru. Vay be. Sen ben mutsuzken mutlu mu oldun? Sen mutlu değil misin? Mutluyum aşkım, mutluyum. Vallahi mutluyum. Anne! Bu sığır seni üzüyorsa ben bunu yerim. Oğlum sakin olur musun? Yersin oğlum, biliyorum ama pis şeyler yemesen. Bak ne kadar fitsin, tamam mı çocuğum? Aferin sana. Ay vallahi özür dilerim aşkım. Gerçekten manyak bunlar. Gidelim hadi. Aşkım, özür dilenecek bir şey yok. Hayır. Özür dilenecek bir şey yok. Çünkü ben, beni geçmişin ilgilendirmiyor. Ben modern bir insanım. Bak mesela şu anda mesela herhangi biriyle bir evlilik olabilir, bir şeyler düşünebilirsin ama onu ne yaparım ben? Geçmişe atarım. Geçmiş dediğim anda da benim için bitmiştir. Fatih abi çok memnun oldum. Seni de kodladım. Godoş Fatih. Oğlum. Süper. Ama bu şekilde olmaz. Bir saniye, bir saniye. Fatih tamam yo, yo. Sakin ol ya. Tamam, bir şey yapmamaya karar verdim. Hadi Fatih biz çok güzel bir aileyiz aşkım değil mi? Hadi. Sen... Canım ailem benim. Yürü yürüyün da. Bakayım. Manyak. Nasıl yürüyor da garip bir şey. Sen çok kızdın mı bana ya? Aslında kızmadım. Yenge nasıl kızmadın? Adam 10 dakikada lakabının hakkını oğlum, verdi ya. Oğlum unut artık şu lakabı ya. Hangi lakap lan? Yavşak Sergen. Oğlum tam... Sergen, ben senden aslında ayrıldım. Ne zaman ya? Mayonez alırken. Nasıl oldu bu? Ben git gel, git gel. Pilavcıdan hoşlandım. Aa. Evet, önce pilavın tarifini aldım, sonra da bir alt dudak aldım. Üst dudağı yok çünkü. Tamam oğlum, tamam. Ama bu sabahtan beri bugün ne yiyeceğiz, bugün ne yiyeceğiz diyordu. Bulacak... Oğlum sen ne hırs düşmanı bir adam tamam. Çıktın lan. Bugün ne yemiyoruz, bugün dayak yemiyoruz. Tamam. Aşkım, hadi. Aşkım, Sergen, aşkım tamam. Diyor oğlum, tamam, vallahi... Boş, gel, gel, gel. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Gerçekten zil aldı. Bekliyor muydunuz Cenan Zil? Yok abi. O zaman Birsel'le Ozan yazarları zili çalıyorlar. Ozan. İşte. Ozan gel Ozan. Hoş geldin kardeşim.
Yani evet, biraz böyle bir durağındı. İşte trafiğini dün akşam da konuşmuştuk hani provada falan da. Böyle bir hikaye anlatacağız diye bir arada debelenmeler vardı. Ömer'in doğaçlama yani... Onu görmek çok zevkli bir kere. Hani skecin içinde yer yer skeç düştüğünde oyuncular inisiyatif alıp doğaçlıyorlar. Ben de bizim provadan gördüğüm için Ömer bugün 2-3 kere risk aldın. Gerçekten bir el birliğiyle çok güzel skeci yükselttiniz ama. En son müdürün o koşuşu falan hiç provalarda görmediğimiz. Evet, çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızı.